arkadaşlar. İngilizce olarak hani 2 saate yakın Ziya Gökalp'in ve Prens Sabahattin'in 19. yüzyılın son 10 yılı ve 20. yüzyılın 1920'lerin başına kadar olan dönemde geliştirdikleri sosyolojik yaklaşım. Yani esasında hani tamam Türkiye'de sosyoloji Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin'le başlamıyor. Ondan önce kurulmaya çalışılmış. Yani mesela eğer İbni Haldun'u kurucu sosyologlardan birisi olarak düşünecek olursak, birçok Osmanlı düşünürü, Osmanlı tarihçisi İbni Haldun'un yaklaşımını kullanarak işte 17. yüzyılda, 18. yüzyılda Osmanlı toplumunu ve devletini analiz etmeye çalışmışlar. Daha önce sizinle birlikte yaptığımız Türkiye'nin toplumsal yapısı dersinde özellikle birinci dönemde bunlara da girmiştim. Ama esas hani modern sosyolojinin Avrupa'da özellikle 19. 18. ve 19. yüzyılda ortaya çıkışı ve kurumlaşmasını dikkate aldığımız zaman yani dedi ki mesela işte klasik sosyologları sosyoloji tarihi 2'de Durkheim'i okurken gördünüz ki Durkheim Fransa'da ilk defa sosyoloji bölümünü hani 1915'lerde 1913 kuruyordu. Paralel bir şekilde Türkiye'de de Ziya Gökalp 1913, 14, 15 hangi tarihte olduğu tam olarak değişiyor. Olaya bakıp bu konuda yazan farklı kişiler tarafından. Yani ben kendim doğrudan doğruya dokümanlara gitmedim. Hani bu konudaki birincil kaynaklara gitmedim. Hani bu konuda yazanlar dediğim gibi 13, 14, 15, 1913, 14, 15 olarak değişiyor. Yani ilk İstanbul Üniversitesi'nde veya İstanbul Darülfünun'unda, o zaman Darülfünun biliyorsunuz 33'e kadar Darülfünun adı 1933'te İstanbul Üniversitesi oluyor ve Ziya Gökalp Birinci Dünya Savaşı sırasında sosyoloji dersleri veriyor. Genç öğrencilere çünkü öğrencilerin çoğu Dünya Savaşı'na katılmışlar. Mesela Gelibolu'da Gelibolu direnişi, Çanakkale direnişi yani İngilizlerin işgal hareketine karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde direnen Türk halkı, Türk askerlerinin içinde üniversiteyi bırakıp mesela tıp fakültesinin bir kuşağı oraya gidiyor. Yani diyelim ki o dönem tıp fakültesinin 4. 5. sınıfında olanlar eminim İstanbul Üniversitesi'nin diğer fakültelerinde olanlardan da oraya giden kalanlara veriyor bu dersleri Ziya Gökalp. Yani neredeyse Fransa'ya paralel olarak Türkiye'de sosyoloji kuruluyor. Şimdi şöyle anlatmaya çalıştım. Dedim ki hani başkalarıyla başlayabiliriz ama bu iki sosyologla Türkiye'de sosyolojinin gelişmesini başlatmak
Hem tarihsel olarak doğru, hem de kuramsal olarak yani Türkiye'de sosyolojinin gelişmesini daha sonraki safhalarını kavramlaştırmaya çalışırken bu iki sosyolog hakikaten iki farklı paradigma sunuyorlar bize. İki farklı yaklaşım sunuyorlar. Birisi Ziya Gökalp merkezci, devletten topluma doğru, ulus devletin kuruluşu, yani Türk milliyetçiliği ideolojisinin geliştiricisi ve aynı zamanda da sosyolojinin yani böyle bir politikayı önermek için gerekli sosyolojik araştırmaları yapan, ama bu sosyolojik araştırmaları yaparken çevreden doğru verileri getiriyor. Ama önerileri merkezden çevreye doğru, devletten topluma doğru. Ve paradoksal olarak bunun karşı kutbunda ki yaklaşım, paradigma diyelim, hadi Thomas Kuhn'un bu şeyini, kelimesini, yaklaşımını buraya uyarlayalım. Prens Sabahattin ise sarayın bir parçası. Annesi Sultan'ın kız kardeşi, Sultan Abdülhamid'in kız kardeşi. Babası Sultan Abdülhamid'in vezirlerinden birisi, bakanlarından birisi. Ama babasının kahyasının katıldığı bir Abdülhamid'i devirme hareketi dolayısıyla yargılanıyor. Baba beraat ediyor. Fakat yani bir şekilde artık İstanbul'da kalamayacaklarını düşündükleri için Paris'e gidiyorlar. Yani Prens Sabahattin kardeşi ve babası. Prens Sabahattin'in eğitimini yani 1902'den, işte 1977 doğumlu, 77'den Paris'e göç ettiği 1902 yılına kadar olan dönemi düşündüğümüz zaman, hani saray eğitimi merkezdeki bir konumdan doğru Osmanlı toplumuna bakıyor. Ama bir şekilde ona daha ayrıntılı gelince göstereceğim gibi Fransa'da karşılaştığı bir anlamda Dürkheim'in karşısında yer alan, böylece hani Ziya Gökalp'in karşısında yer almasını sağlayan Le Play ve Demolins, onun öğrencisi Demolins'in köylerden doğru, bireyden doğru, çevreden doğru, ekonomiden doğru devlete yaklaşan ve bunu yaparken İngiltere'ye örnek olan yaklaşımları çerçevesinde, o da Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı toplumunun dönüşümüne köyden doğru, bireyden doğru, pazardan doğru, yerelden doğru yapıyor. Ve hani Türkiye'nin hem siyasal partileri, hem de daha sonraki kuşaktaki sosyologları bu iki pozisyona, iki yaklaşıma yeni yaklaşımlar ekliyorlar. Ama bu yaklaşım hep onların kale aldıkları, dikkate aldıkları ve hani bu iki kurucuyu diyelim, veya bu iki paradigmayı bir şekilde yeniden yorumlayıp farklı sentezlerini yaptıkları için de bunlarla başlamak daha uygun dedim. Hani İngilizce
olarak anlatırken ve sonra Ziya Gökalp'in daha ayrıntılı olarak girdim ve Niyazi Berkes'in 1936'daki bir makalesinde Türkiye'de sosyolojinin gelişmesi diye Amerikan Sosyoloji Derneği'nde, Amerikan Sosyoloji Dergisi'nde yayınladığı Türkiye'de sosyoloji makalesinde nasıl o da Ziya Gökalp'i ve Prens Sabahattin'i ilk kurucular olarak ele aldığını, daha sonra da ele alacağımız Hilmi Ziya Ülken ve Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu'nda ikinci jenerasyon olarak aldığını ve hani bir anlamda Niyazi Berkes bu makalede yani bu iki sosyoloğu yani bir yandan Batı Avrupa'daki sanayileşme, modernleşme karşısında siyaset bilimine, iktisada ve tarihe paralel olarak nasıl sosyoloji bilimi, yani modern sosyoloji bilimi ortaya çıktıysa, hani Türkiye'de de Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı toplumunun ve devletin Batı'nın kapitalist ekonomisinin ve kapitalist devletlerinin emperyalist genişlemesi sonucu Osmanlı toplumunun ekonomisinin devletinin dönüştürülmesinin artık hani bir anlamda İbni Haldun'un çerçevesinden doğru bakmanın yetersiz kaldığı için yani bu iki sosyolog hani İbni Haldun'u da dikkate alıyor özellikle Ziya Gökalp veya Niyazi Berkes bu makalesinde ama nasıl işte Ziya Gökalp Emil Durkheim'ı Prens Sabahattin Le Play'i ve De Molinis'i alıyor. Sonra ikinci makale olarak Nedim Nomer'in bir makalesine girdim. Çünkü Ziya Gökalp'i anlatırken Niyazi Berkes üçlü akımdan söz ediyor. Ben esasında şeyden bahsettim. Nasıl Türkiye'nin toplumsal yapısı dersinde sizinle Yusuf Akçura'nın işte İslamcılık yani üç tarzı siyaset İslamcılık Osmanlıcılık ve milliyetçilik Türkçülük şeklinde 1904'te hani bir makale yayınladığını benzer şekilde bütün düşünürlerin ve Ziya Gökalp'in de bu üçlü veya hatta bu üçlüye hani ne dedik şimdi? Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük şeyde bu üçünü öne çıkarıyor Yusuf Akçura. Bunlara ek olarak modernistlik, muasırcılık, muasırcılığı da ekliyor Ziya Gökalp ve bu dörtlünün nasıl birleştirilmeye çalıştığı ve Ziya Gökalp'in nasıl Osmanlı İmparatorluğu'nun bir ulus devlete dönüşmesi için nasıl bir batıdaki ulus devletler gibi bir milliyetçi ideoloji benimsemesi yoluna gideceğini, gitmesi gerektiğini düşünüyor Gökalp. Hani bu normatif olarak, ideolojik olarak ama bir sosyolog olarak da hani böyle bir
dönüşümün nasıl olacağını ve işte Osmanlıcılığın, İslamcılığın ve muasırcılığın ve Türkçülüğün nasıl birleştirileceğini bunu ele alıyor. Nedim Nomer, burada da sizinle paylaştım makalesini. Kültürel melezlik fikri, Idea of Cultural Hybridity diye bir makale. Ve burada esasında Ziya Gökalp'in ve bütün diğer üçüncü dünyadaki düşünürlerin, sosyal bilimcilerin, siyasetçilerin karşılaştıkları paradoksla başlıyor Nedim Nomer. Bu paradoks ne? Şimdi Batı kapitalizmin, Batı Avrupa'dan yani İngiltere, Fransa ve sonra Almanya, İtalya yani oradan doğru dünyaya dünyayı içine alan kapitalist dünya sistemi veya emperyalist genişleme çerçevesinde bu Batı dışı veya hatta Batı Avrupa dışı Doğu Avrupa toplumlarının ve bütün diğer Batı dışı toplumların bir şekilde milliyetçi bir ideolojiye sahip olmaları gerekiyor. Yani milli devlet Avrupa'ya baktıkları zaman, yani Avrupa'daki başarılı milli devletlere, yani gelip kendi ülkelerini etkisi altına alan milli devletlere baktıkları zaman, İngiltere, Fransa, Almanya gibi, hani burada dine ek olarak bir laik milliyetçi ideolojinin geliştiğini Fransız ideolojisini, İngiliz ideolojisini, Alman ideolojisinin, Alman milliyetçiliği ideolojisinin, Fransız milliyetçiliği ideolojisinin geliştiğini gözlemliyorlar. Benzer bir şekilde bu Batı dışı veya Batı Avrupa dışı toplumların düşünürleri de milli devleti oluştururken bir yandan da bu milli devletin toplumu içine almak üzere bir milliyetçilik, laik bir milliyetçilik veya dini bir milliyetçilik işte yani burada çatallanıyor durum. Bu paradoksla karşı karşıya. Yani Batı'nın milliyetçiliğini taklit ederken Batı'nın milliyetçiliğini taklit edemezsiniz çünkü kendi milliyetçiliğinizi kendi tarihinizden doğru ya aşağıdan yukarı doğru primordialist bir şekilde hani Gellner'ın falan ulusçuluk kuramları çerçevesinde bakarsak veya yine Gellner'in devletten doğru bir ulus devlet ideolojisinin, ulusçuluk ideolojisinin geliştirdiği veya primordialist Smith'ten doğru hani bakarsak bu hani milliyetçilik sosyolojisinde milliyetçiliğin sosyolojisinde biliyorsunuz bu iki yaklaşım yani primordialist hani kabilelerden doğru cemaatlerden doğru başından itibaren var olduğu varsayılan bir milliyetçi ideoloji mi yukarıdan doğru eğitim kurumları yoluyla gelişmekte olan ulus devlet tarafından oluşturulan bir milliyetçilik ideolojisi mi? Osmanlı düşünürleri de bu iki yaklaşımı tartışıyorlar ve Ziya Gökalp de bu tartışmaya giriyor. Bu tartışmaya giriyor ve yani bir şekilde kendi
gelişiminin kendi formasyonunu da dikkate alarak merkezden doğru, devletten doğru yani Osmanlı döneminde gelişmekte olan Türkçü ideolojiyi İttihat Terakki döneminde ve İttihat Terakki'nin özellikle mutlak iktidarı ele geçirdiği 1913'ten itibaren Türkçü politikaların uygulanması gerektiğinin hani normatif ideolog olarak öneriyor. Ama bunu yaparken bir yandan da Dürkheimci pozitivist bir sosyolog olarak toplumu ve devleti analiz etmeye çalışıyor. Hatta sosyolojinin dışında antropolojiye, etnolojiye de başvuruyor. İngilizce anlatırken Fuat Dündar'ın Toplum ve Bilim'de yayınlanmış olan bir makalesini burada özetlemeye çalıştım. Gökalp'in Kürdolojisi diye bir makale. Yani esasında Fuat Dündar bu makalede Gökalp'in hani sosyolog oluşunu ve Türkçü oluşunu Gökalp'in içinde bulunduğu Diyarbakır şehrinden doğru, Diyarbakır'daki cemaat ve cemiyet diyalektiğinin ortasında hani oradaki ileri gelen ailelerden birisinin oğlu işte yani bir şekilde merkezden doğru gelen Türkçü ideolojiyi benimsiyor ve kendisinin de gerçi bunu İstanbul'a gittikten sonra yani kendisi ve ailesinin Türk olduğunu, Türk etnik kökenden geldiğini ve dolayısıyla Türk ve Türkçü olması için bir neden olmadığını. Gerçi Fuat Dündar bu makalede tamam Ziya Gökalp'in kendisinin de belirtmeye çalıştığı gibi Ziya Gökalp'in babası yani hem Türkçe konuşan bir aileden hem de Hanefi bir aileden yani Kürtlerin çoğunluğunun olduğu gibi Şafii mezhebinden olan aileden değil. Bunu esasında kendisi yani kendi Türk etkeninden geldiğini hani etnolojik ve sosyolojik olarak savunurken onu Kürt olarak gören İstanbullu düşünürlere karşı kendisinin Türk olduğunu anlatırken Diyarbakır'da nasıl işte babası sipahilerden gelen bir Türk aileden, annesi Kürt bir aileden, aşiretten, kabileden geldiğini ama annesinden söz etmiyor. Gökalp daha çok hani babasını yani belli ki Fuat Dündar diyor ki yani bir anlamda hani bu kadar farklı etnik grupların bir arada olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nda hani etnik ve dinsel olarak bir polyglot empire deniyor İngilizce'de. Çoklu etnik ve dini kimliklerin bir arada var olduğu bir toplum ve devlet Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Diyarbakır'da öyle. Yani bir yandan Diyarbakır'da İzal Gökhan kendisi de gözlemliyor ve köylerdeki Kürt kabileleri çalışıyor.
yani Gemeinschaft anlamında yani Dürkheim'in mekanik dayanışmanın hakim olduğu toplumlar dediği toplum kategorisine sokarak yani bir hani Dürkheim'den doğru gelişen etnoloji ve antropoloji gibi Ziya Gökalp'te bir Kürtoloji ve Türkoloji, Kürtoloji ve Türkoloji etnik yaklaşımlarını geliştiriyor ve anlamaya çalışıyor ve hani ilk zamanlarda kendini ve kendi ailesini, kendi kimliğini oluşturmak üzere ve tanımak üzere yani hakikati bulabilmek için diye başlıyor bu birinci döneminde. Ama 1908'den sonra İttihat Terakki'ye üye olduktan ve onun hani ideologlarından biri olduktan hani 1908 öncesi Selanik'e hani İttihat Terakki'nin düşünürlerinden biri olarak Selanik'ten doğru bakışı ve sonra üçüncü dönemde yani İttihat Terakki'nin mutlak iktidarını kurduğu dönemde nasıl hem daha önce 1908-1909'da Diyarbakır'da kurduğu İttihat Terakki cemiyetinin ideolojisini geliştirmek üzere hem de daha sonra hani daha da milliyetçi ve Türkçü politikalar geliştirmek üzere 1913-1918 sırasında hem etnolojik çalışmalar hani Türk köyleri ve Kürt köyleri üzerine hem de makro düzeyde milliyetçilik ideolojisinin siyasal düzeyde diğer akımlarla İslamcı modernleşmeci muasırlaşmacı Osmanlıcı ve işte Türkçü akım bu dörtlü akımın işte hani kitabı yazıyor dedik muasırlaşmak İslamlaşmak Türkleşmek işte bu yani bu burada Fuat Dündar'ın şeyi Ziya Gökalp'in esasında yani Türklüğü öne çıkardığı yani muasırlaşma ve Türkleşme birlikte hani ve İslamcılığı da ona tabi kıldığı yönünde diye anladım ben. Ama bu konuyu bir üçüncü makalede biraz daha genişlemesine tartıştım. 2017'de yayınlanmış olan Türkay Salim Nefes hani doğrudan doğruya Ziya Gökalp'in bu Türkleşmek, İslamlaşmak, muhafırlaşmak üçlemesini hani Osmanlılaşmak artık programdan çıktıktan sonra bu üçlünün hangisinin daha önde olduğu yönünde bu konuyu inceleyen yani Gökalp'in bu üçlüyü nasıl bağdaştırdığı konusunu inceleyen düşünürlerden Davison'ın nasıl bu üç ideolojiyi Gökalp'in birleştirmeye çalıştığını. Berkes'in ise muasırlaşma ve Türkçülüğü daha çok öne çıkarıp İslam'ı ikinci plana attığı. Dresler'in ise bu üçü arasında bir
harmoni oluşturmaya çalıştığı. Kadıoğlu ise yani burada onu yapmaya çalıştığı İslamcılığın elit düzeydeki aydınlar düzeyindeki İslamcılıktan çok hani daha metinlere dönen halk İslam'ını yani Türkçü Türkçülük ideolojisini veya yani milli devletin kültürünü oluştururken hem Türk dilini hem halk İslam'ını yani köylerdeki şehirlerin mahallelerindeki İslamiyet'i ve toplumsal ailesel gelenekleri hani ortaya çıkararak bunları muasırlaşma çerçevesinde birleştirmeye çalıştığını söylüyor. Sonra da kendisinin hani nasıl bunu yapmaya çalıştığını göstermeye çalışıyor demiştim. Şeyin yaklaşımını anlatırken Türkay Salim Nefes'in yani o da bir anlamda Gökalp'in bu üçü arasında çatışmanın olduğunu yani bir şekilde İslamcılık muasırlaşma ve Türkleşme yani bu üç akım hani bazı yerlerde çakışıyor ama bazı yerlerde de çatışıyor diyor. Yani bunun Ziya Gökalp'in bunun farkında olduğunu ama onun bu kültür ve medeniyet, Hars ve medeniyet ikiliği çerçevesi içinde bu ikisini birleştirmeye çalıştığını hani milliyet Türkçülük ideolojisini geliştirirken yerel yani etnolojik çalışmalarının köy çalışmalarının ve halk İslam'ı çalışmalarının daha dikkate aldığını ama muasırlaşma konusunda da yani bir medeniyet çerçevesinden bir başka medeniyet çerçevesine yani İslami medeniyet çerçevesinden hani 600 yıldır veya yani 750'den 8. yüzyıldan itibaren düşünecek olursak veya hani Osmanlı'yı 1299'dan 1300'den itibaren düşünecek olursak bu İslam medeniyeti çerçevesinde ama Ziya Gökalp bunu hani Türk İslam medeniyeti çerçevesi içinde diye düşünüyor ama artık hani bu medeniyetin Batı medeniyetine modern medeniyete modern bilim, teknoloji, sanayileşmenin hakim olduğu medeniyete katılmak zorunluluğunu yani muasırlaşmanın muasırlaşma zorunluluğunu medeniyetten doğru ama bu muasırlaşmanın benimsenmesi içinde nasıl bir hem Türkçü hem İslamcı bir milliyetçi ideolojinin, ulusçu ideolojinin geliştirilmesini önerdiğini anlatıyor Salim Nefes. Ama bunu ben size Niyazi Berkes'in edit ettiği Turkish Nationalism and Western Civilization Selected Essays kitabını, İngilizce kitabı size önerdim. Yani dersimiz İngilizce bir ders olduğu için de sizin yazacağınız
ödevin İngilizce olacağını bildiğim için ve hani orada Ziya Gökalp'in bütün bu sözünü ettiğimiz Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak kitabından, Türkçülüğün Esasları kitabından, Ziya Gökalp'in Diyarbakır'daki dergilere ve İstanbul'daki dergilere yazdığı makaleleri İngilizce'ye çevirerek onları bir araya getirdiğini ve orada yani bu kitaba siz de kendiniz de girerseniz nasıl mesela bir yazısında tarihsel maddecilikle sosyolojik idealizmi Marx'ın tarihsel materyalizmi ile Durkheim'in sosyolojik idealizminin karşılaştırdığını ve Durkheim'in sosyolojik idealizminden yanına daha çoklu değişkenli bir yaklaşım sergilediği için eğildiğini, işte bu üç akımı, İslamcılığı, Türkçülüğü ve muasırcılığın nasıl birleştirdiğini kendi hani kelimeleriyle ama İngilizce'ye çevrilmiş haliyle. Ama şeyi de paylaştım. Türkiye'deki Türkçülüğün esasları, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak kitaplarını da hani paylaştım. Oradan doğruya Türkçe kaynaklara da hani gidebilirsiniz. Evet, bunu burada keseyim. Artık siz yazacağınız, yani eğer Ziya Gökalp seçerseniz yazacağınız makalede, ödevde, o zaman daha ayrıntılarına girersiniz. Şimdi ben ikinci kurucu sosyolog olarak ele alınan Prens Sabahattin'e hızlıca gireyim. Daha önce de belirttim. Hani onun konumlanması, Ziya Gökalp'in konumlanmasının hani öbür kutbu gibi görünüyor. Çünkü hani devlet merkezli değil, pazar merkezli. Disantralize, ademi merkeziyetçi, devolution dedim, decentralization diye çevirdim. Hani İngilizce anlatırken yani dedim ki yani Prens Sabahattin kendisi merkezde konumlandığı ve merkez gibi yani merkezde eğitim almış olmasına rağmen nasıl Paris'e sürgüne babasıyla ve kardeşiyle birlikte gittikten sonra Le Play ve Demolins'in yaklaşımını 1902'den itibaren benimsediğini ve yani devletten, merkezden doğru dönüşüm modernleşmeyi başlatmak yerine nasıl köylerden doğru, ailelerden doğru yani Le Play ve Demolins'in İngiliz kalkınmasını, İngiliz modernleşmesini örnek alıyorlar Fransa için. Yani nasıl Le Play ve Demolins Fransa, yani daha devletçi ve merkeziyetçi olan Fransa için daha bireyci, özel teşebbüsçü ve aşağıdan yukarıya doğru bir devrimle monarşinin dönüldüğü ve monarşinin sembolik bir hale getirildiği İngiltere'deki gelişmenin ve İngiltere'nin dünyadaki hakimiyetine baktığımız zaman hani Fransa ile ve Almanya ile karşılaştırdığımızda daha başarılı bir gelişme yolu olarak görüyor Demolis ve Le Play. Prens Sabahattin de yani Osmanlı modernleşmesi için benzer bir şekilde İngiliz modernleşmesinin örnek alınıp aşağıdan yukarıya doğru
özellikle eğitim kurumları ve kurumların ademi merkeziyetçi bir şekilde, yani çevreye doğru, yerele doğru iktidarın dağıtılmasıyla, gerçekleşebileceğini, özellikle işte Türkiye Nasıl Kurtarılabilir adlı kitabında veya Teşebbüs-ü Şahsi ve Tevzi-i Mezuniyet hakkında bir izah diye ilk yani yazdığı bir kitapçık diyelim. Sonra aynı bunun ikincisini yazıyor. Sonra İttihat Terakki'ye açık mektup diye yazıyor. Ve sonra da daha çok mesleğimiz hakkında üçüncü ve son bir izah. Yani burada mesleğimiz hakkında derken, hani sosyoloji mesleği açısından, hani nasıl Osmanlı muasırlaşmasına, Osmanlı modernleşmesine baktığını anlatmaya çalışıyor. Burada da sizinle yine hani İngilizce kaynak paylaşıyorum dersimiz İngilizce olarak verildiği için. Burada da Pelin Helvacı'nın 2011'de yayınlanan A Pioneer in Ottoman Sociology diye bir makalesini sizinle paylaştım. Ve Pelin Helvacı'nın Nasıl Türkiye Nasıl Kurtulur kitabının işte bölümlerini özetlediğini ve hani nasıl bu kitaba işte 1902'den itibaren karşılaştığı ve benimsediği Le Play ve de Molins yaklaşımını, science sosyal, yani Fransızca la science sosyal, toplum bilimi yaklaşımı. Ama ikinci bölümde bu Le Play ve de Molins'in Kant ve Durkheim'a karşı, hani onların sosyoloji demelerine karşı bu La Sans Sosyal diyor onlar. Ama Prens Sabahattin Durkheim'in ve Kant'un yaklaşımını, pozitivizmini, Gökalp gibi benimsiyor. Mesela ikinci bölüm mesleki içtimai, yani toplumsal meslek. Pelin bunu profession of sociology, yani içtimaiyat gibi alıyor, yani öyle çevirmiş. Ama yani sanki daha böyle bir yani toplumdan doğru yaklaşım, toplumcu yaklaşım değil tabii, hani liberal bir yaklaşım, toplumcu yaklaşım değil, ama toplumsaldan, yani içtimai, mesleki içtimai, toplumsaldan doğru yaklaşım diye o yaklaşımı yani Türkiye'ye uyarlamaya çalışıyor. Sonra da Osmanlı devletinin ve toplumunun toplumsal yapısını, üçüncü bölümde ekonomik yapıyı, daha çok mülkiyetin, yani devletçi bir mülkiyetten nasıl işte 1838'den itibaren ve özellikle 1950 50'lerdeki toprağın özelleştirilmesi, köylüye, üreticiye topsunun dağıtılması sürecinde nasıl dönüştüğünü, ama buna rağmen hani yeterince dönüşüp köyden doğru, yerelden doğru, yerel pazarlardan doğru bir gelişmenin, ekonomik gelişmenin bir türlü bir atılım yapamadığını, ama bunun yani önerdiği yolun hani bu olduğunu ve hani bunun içinde devlette hakim
vaziyette olan yani politikaya öncelik tanıyan askeriyeye öncelik askeriyenin ve politikacıların hakimiyetine öncelik tanıyan yaklaşımı eleştiriyor ve onun tersine işte girişimcilerin, teşebbüsçülerin, pazardaki pazara gelen üreticilerin, köylülerin den doğru bir gelişme, muhasırlaşma öneriyor ve en başta da belirttiğim gibi hani bu iki yaklaşım sonraki kuşaklar tarafından göreceğimiz gibi eleştirilerek ve dönüştürülerek devam ediyor ve hani bir noktada gelecek hafta ve bir sonraki hafta göreceğimiz gibi nasıl hani Ziya Gökalp'in devletçi ve Türkçü yaklaşımının hani daha kültüre öncelikten yani işte medeniyet ve kültür bağlamında yaklaşımıyla mesela Niyazi Berkes'in, Beyce Bora'nın daha ekonomiye, maddi şartlara öncelik tanıyan yaklaşımı yani daha teknolojik ve maddi sürdürülebilirlik yapısal sürdürülebilirlik için yapısal ekonomik ekonomik toplumsal maddi dönüşüm ile kültürel dini ideolojik kimlik dönüşümleri arasındaki çatışma ve tartışma yani Türkiye'de sosyolojinin gelişmesini bir yandan bu pazarcı, çevreci, yerelden merkeze doğru olan gelişme ve devletten, devletçi, merkezden çevreye doğru yaklaşım, bu iki yaklaşıma ek olarak bu diğer iki yaklaşımı, iki paradigmayı, yani bu dörtlünün nasıl farklı şekillerde harmanlandığını tartışacağız, göreceğiz. Evet, bu hafta bu kadar diyelim.